Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü hikayemizi Suudi Arabistanlı bir kadın gassal anlatıyor. Bu kadının anlattıklarını duyan herkes şaşkınlık içinde kalıyor. Vefat etmiş merhum cüssenin sahibi çok yaşlı bir kadına aitti. Yaklaşık 100 yaşına gelmişti. Bedenindeki her organ yorulmuş, yüz hatları iyice yumuşamış, kemikleri çok zayıf ve kafasındaki her saç teli beyazlamıştı. Gassal anlatıyor ki, ben onu yıkarken sanki biri bana yardım ediyormuş gibi hissettim ve yıkamayı çok hızlı bitirerek koku sürdüm. Son olarak yüzünü kapattım. Geldiğimde mucizeyi gördüm. Vallahi yaşlı kadının değiştiğini gördüm. Bu sırada sesler yükseldi ve herkes bağırmaya başladı ve bu mucizeyi gören kadınlar, görmeyen kadınları çağırdılar. Bu yaşlı kadının kızı bağırmaya başladı. Ey kadınlar, annemin mucizesini görmek için gelin. Sonra kız kadınlara sorar. Annemin saç rengi neydi? Herkes bembeyaz olduğunu der. Ama bakın, bakın annemin saçı sanki 20'li yaşlarındaymış gibi simsiyah olmuş. Bunu anlatan gassal diyor ki, bu gördüklerimi gördüğümde bedenim titredi. Sanki kalbim yerinden oynadı. Mutluluktan sanki havalarda uçuyordum. Vallahi bir anlığına ondan nur ışığı çıkmaya başladı. Öyle bir ışıldıyordu ki, ömrüm boyu o gördüklerimi unutamam. Vallahi de abartmıyorum. Allah da dediğime şahittir. Yaşlı kadının kızları bir araya gelerek annelerinin güzel hatimesine sevindiler ve cennet ehlinden olduğunu temenni ettiler. Yaşlı annelerinin bükülmüş engelli ayaklarına bir de bakıyorlar ki, gençleşmiş ve doğal halini almış. O sırada herkes La ilahe illallah, annemiz artık cennet ehlinden diye tekrarlıyorlardı. Bunun üzerine gassal, yaşlı kadının kızlarına annelerinin hayatta ne yaptığını ve bu şekilde mükafatlandırıldığını sordu. Dediler ki, annemizin ve Allah'ın arasında büyük bir sır var. Biz bile onu bilmiyoruz. O yetimlere kucak açmıştı ve sahiplenmişti. Bir iyilik yaptığında veya hayır işlediğinde hiç kimseye söylemezdi. Sadece onun ve Allah'ın arasında kalırdı. Bu konuyla alakalı Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala 7 insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. O insan çeşitlerinden birisi de sadaka verdiğinde sol elinin sağ elinden ne harcadığından haberi olmayacak kadar saklayanlardır. Ölülerde kötü hatime veya iyi hatime belirtileri görülmektedir. Bazı insanlar hayatlarını Allah'a emanet ederler ve çok hayır işlemişlerdir. Onlar ölünce kokuları mis kokusuna benzer çok güzel koku kokacaktır. Allah bize de nasip etsin. Bazıları ise ölüyken tebessüm ederler. Şeyhin biri şöyle anlatıyor. Vallahi ben birini yıkarken aniden ve gerçekten gülümsemeye başladı. Hayal değil diye emin olmak için yardımcıma gösterdim ve o da şahit oldu. Bazılarının ise bedenleri ışık saçar ve nurlanır. Şeyh yemin ediyor ki ceset yıkanırken ve üzerine su dökülürken nur saçmaya başladı. O nur sanki içinde bir ışık kaynağı varmış gibi etrafa saçılıyordu. Allah'ım, senden nimetin tamamı olan cenneti, afiyetin devamını ve iman üzere güzelce ruh teslim etmeyi dileriz. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana dayandım. Sen yüce arşın Rabbisin. Allah'ın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce olan Allah sayesindedir. Allah'ım, nefsimin şerrinden, emrin altında olan bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. Bilirim ki Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Allah'ım, sen nimetimizi ve kalbimizi temiz tut. Yolumuzu kötü yollardan uzak tut ve bizi sana yaklaştır. Allah'ım, bana ve tüm müminlere hüsnü hatimeyi nasip eyle. Yüce Allah biz insanları imtihan maksadıyla yarattığını, indirdiği kitabında çeşitli vesilelerle ifade etmiştir. Hiçbir insan bu imtihanın istisnası değildir. İmtihanın zaman ve koşullarını yine bizzat Yüce Allah belirlemektedir. İmtihanın maksadı, Allah'ın kendi sevgisini, yardımını ve mükafatını hak edecek direnci gösteren kimselerle, aksi davranış gösterenleri bilip ayırması, insanın elindeki imkanlar ve karşılaştığı zorluklara rağmen üretebileceği en iyi eylemi ortaya koyması ve Allah'a olan güveninde ne kadar samimi olduğunun sınanmasıdır. İşte Allah bunu görmek istemektedir. Peki bu sınamada Yüce Allah'ın var olduğunu kabul edilen ön bilgisinin bir tesiri var mıdır? Her şeyden önce Allah'ın ön bilgisi ve insan davranışlarına etkisi konusunun kader konusuyla iç içe olup yüzyıllardır gündemde olan bir konu olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Yine kendisi hakkındaki planı bilmek isteyen ve kader mevzusu üzerine tefekkür eden her insanın son noktada soracağı soru şu olacaktır. Yüce Allah hayat boyu tüm tercihlerimi ve bu tercihlerin doğuracağı sonuçları biliyorsa, yani sonumuzun ne olduğu önceden biliniyorsa, imtihanın anlamı ve gayesi nedir?
İlahi bilgi hiçbir zaman değişmeyecekse biz ürettiğimiz eylemlerle sonumuzu nasıl değiştireceğiz? Bu sorulara cevap aramadan önce kader ve imtihan konularına değinmek yerinde olacaktır. Yüce Allah kitabında insandan sürekli akletmesini, tefekkür etmesini ve tedebbür etmesini istemektedir. Elbette düşünen akıl soru üretecek ya da mevcut sorulara çözümler arayacaktır. İnsanlığın zihnini kurcalayan konulardan bir tanesi de kader konusudur. Nedense bu konu açıldığında anlaşılmaz, tartışılmaz ve sonuca ulaşılamaz gibi yargılarla konu geçiştirilmekte ve insanların soru sormalarının önü kesilmektedir. İyi ama insanlar soramadıkları, hakkında bilgi sahibi olamadıkları konulara nasıl iman edecekler veya bu konudaki imanları kendilerini hayatta nasıl yönlendirecek? Kader konusunun tartışmaya kapalı olduğu iddia edilse de kelam ve hadis kitapları bu konular üzerinde rivayetler, nakiller ve sayfalarca süren izahlarla doludur. Anlaşılan kader mevzusunu bize tartışmayı yasaklayan geleneğimizin kendisi bu yasağa hiçbir zaman uymamıştır. Zaten kimsenin uyması da beklenemez. Kişi aklını taşıdığı sürece sürekli soracaktır. Ayrıca Allah konuyu bizzat kendisi tartışmaya açmıştır. Aklın üzerinde düşündüğü, Allah'ın gündeme getirdiği bir mevzu hakkında alimler bile çözememiş zaten. Peygamberimiz bu konunun tartışılmasını yasaklamış gibi bir anlayışa sahip olmak hatalı bir yaklaşım olur. Klasik anlamda kaderi iman esası her ne kadar toplumsal hafızamızda yer etse de Kur'an'da geleneksel anlayışın benimsediği türden bir kader algısından bahsedilmez. Bir iman şartı olarak gösterilmez. Ancak bu, kainatta başıboşluğun hakim olduğu manasında da algılanmamalıdır. Kader, Yüce Allah'ın mahlukata yüklediği kapasite ve yaratılmışların varlıklarını idame ettirme noktasında koymuş olduğu kurallar, ölçüler bütününün adıdır. Her bir varlık, varlığını sürdürebilmek için kendisi hakkında konulan yaşam standartlarına zorunlu olarak uymak mecburiyetindedir. Örneğin nerede doğacağımıza, hangi dili konuşacağımıza kendimiz karar vermedik. Yine göklerin ve yerin yapısı bizim tercihimizle olmadığı gibi varlıkların kapasite ve kullanım alanlarını da bizler belirlemedik. İşte bu Allah'ın yarattıkları için belirlediği ilahi takdir yani kaderdir. Bu anlamda inançlı inançsız hiç kimse böyle bir ölçülendirmeyi reddedemez, zira bu türlü dengeler olmasaydı evren kaotik bir hal alıp varlığını sürdüremezdi. Bugün yapılan tüm bilimsel çalışmalar ve tespitler Allah'ın belirlediği bu kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Nitekim Kur'an'da Allah böyle bir dengeden bahsetmiş, yaratılmışların kendisine kulluğunu zorunlu ve gönüllü olmak üzere ikiye ayırmıştır. Kainattaki tüm varlıklar Allah'ın belirlediği yaratılış, fıtrat kanunlarına dayalı olarak varlıklarını sürdürmek zorunda olduklarından aslında zorunlu olarak Müslümandırlar. Allah insana zorunlu kulluğun yanı sıra gönüllü kulluğu da emredip bu kainat korusuna katılmasını istemiştir. Ancak insana kendisine karşı tavır koyabilme özgürlüğünü verip imtihana tabi tuttuğundan insan adına tercih yapmamış, gönüllü kulluğu sonuçlarını göze almak kaydıyla kişinin kendisine bırakmıştır. İmtihan dediğimiz hadiseyi de bu tercihler oluşturmaktadır. İmtihan, Allah'ın çeşitli darlık, bollukla, çizmiş olduğu haram helal sınırlarıyla ve sevinçle üzüntü veren olaylarla toplumları ve kişileri denemeye tabi tutmasıdır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.